AK Parti iktidara geldikten sonra gurbetçilerin başka ülkelerin vatandaşlıklarını almaları kolaylaştı. Artık Türkiye'den izin almadan başka ülkenin vatandaşlığına geçmek mümkün. Çifte vatandaşlık olan ülkeler özellikle bunlar. Mümkün oluyordu. Bunu AK Parti kolaylaştırdı. Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan da başbakan olduğu zamanlarda da gittiği ülkelerdeki gurbetçilerle toplandığı zaman onlara hep ne yapıyordu tavsiye olarak? Yaşadığınız ülkenin vatandaşlığını alın. Yani yaşadığınız ülkelerde de kalıcı olun. Gurbetçinin her zaman 60 senedir yurt dışında. Her zaman yurt dışına gidenler, yani Türkiye'den gidenler, orada doğup büyüyenler değil de, Türkiye'den gidenlerin her, her zaman neyse var, ya burada ederim, en sonunda giderim, memleketimde emekliliğim geçiririm işte, kalırım, yaşarım, işte orada ölürüm daha doğrusu. Ümitleri vardı. Bu nedenle her zaman bir ayakları geride, ama şu anda ne oldu? Otomatik bilgi paylaşımında 2019-2020 verileri verildi. Gurbetçi tamamıyla %80'in üzerindeki ateşin içine atıldı. Yani burada gurbetçiye bir bilgilendirme zamanında yapılmadı. 25 Ağustos 2020 tarihinde Gelir dersi Başkanlığı'nın rehberiyle bundan gurbetçinin bir kısmı haberdar oldu. Hala da haberdar olmayanlar da var. Onu da size belirteyim. Bundan sonra ne oldu? İşte Almanya dahil 5 ülkenin paylaşım yapılmayacaktı 2019 verileri o rehbere göre ki Turizm Kültür Bakanlığının ve Yurt Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı YTP'nin hazırladığı broşür, kı kısa broşür ve videoda ki o video bu videomun sonunda var. Yani adres değişikliği adresinizi güncelleyin falan filan işte telefon numarası güncellenirse, maili güncellenirse paylaşım yapılmayacağı yönündeydi. Ama ne oldu? Devlet kendi e, yaptığı Broşürde kendi açıkladığı bilgilerin aksine 2019 verilerini bu ülkelerinde paylaştı. Ve onlar da işlem yaptıkları için çok çok daha zor durumda kaldılar. Yani 2019'da hesabı var, 2020'de hesap yok olmuş. Yani delil karartmadan tut da her türlü suçu işlemiş olmuş bunu yaparak. Şimdi ne oldu? Gurbetin artık bu aşamadan sonra Türkiye'ye yatırım yapması mümkün değil. Çok zor. Yani Türkiye'deki getirip bankalara parasını yatırıp, işte bazıları faiz geliri alıyordu şu bu onu yapması çok zor. Olan da Türkiye'deki hesaplarını kapatıp veya mal varlıklarından nasıl kurtulurum ayaklarında veya düşünceler. Şimdi yani Türkiye'ye ne oldu? Artık Türkiye ile bağı kopartma noktasına geliyor gurbetçi. Bu neydi? Cumhurbaşkanımız ne diyordu? Bulunduğunuz ülkelerin vatandaşlıklarını alının. Yani oralarda Kalıcı olun. O bir avantaj size. Vatandaşlıklar alanlar gerçekten bu işten daha az e, mağdur olurlar. Niye? Çünkü vatandaşlığı olanı öyle veya böyle o ülkesi korur. E, maaşına da haciz gelse veyahut başkasına yiyeceğe kadar ona e, paraya izin verir. Yani belli bir limitin üsttenki gelirini o borcundan alır. Ama vatandaşlık olmayanlar büyük vergi cezaları alacaklar bir senenin üzerinde hapis cezasını gerektirecek cezalar alanlar ki buradan ceza alınabiliyor. Yani iki sene aldığı zaman, bir sene bir ay aldığı zaman bunu e, vatan, e, oturma iznini iptal edip sınır dışı etme hakkı da birçok ülkenin var. Yani bu zor durumda kalan. Ama vatandaşlık alanlar e, ne oluyor? Veya o ülkelerin vatandaşlarına gidip daha rahat Cumhurbaşkanımız ne dedi, dedi? Aman diyor alın edin. Cumhurbaşkanımız burada ne oldu? Haklı çıktı. Vatandaşlığın, e, vatandaşlık almanın önemi büyük. Şimdi Cumhurbaşkanı başlığı böyle attım. Ben size bu konuda her zaman ne diyorum? Cumhurbaşkanına bu konu doğru dürüst anlatılsaydı, yani benim şu 215 tane videom var arkadaşlar burada. Bu 215. 5-6 tanesini de belki 10 tanesini kaldırdım. Yani yapmışım. 215 video ve onun üzerinde video yapmışım. Sizleri bilgilendirmişim. Arkadaşlar doğru dürüst Cumhurbaşkanı bilgilendirilseydi, gurbetçiye bunun neye mal olacağı ona güzel anlatılsaydı, ben inanıyorum ki 2020 verileri, 21 verileri 2022'de paylaşıldı. Bu senenin sonuna kadar öyle veya böyle lütfü bir şeyler yap, bunu hallettiğine ona emir verildi. Ama ne oldu arkadaşlar? Ben bunu nereden çıkartıyorum? Bakınız. Ben git konuştuklarım, önceden de konuşuyordum. Ankara'ya gittim gene de konuştum değişik kişi Kimse bu e, otomatik bilgi paylaşımından doğru dürüst haberdar değil, bilgi sahibi değil. En tepedeki kişiler bile. Ya bu neye mal olacak? Bu nedir? Yok arkadaşlar. Yani bakan bile tam tamına analiz etmiş değildir bu gurbetçi maliyetini. Yani bizim analiz ettiğimiz gibi. Şimdi ne oluyor? Biliyorsun Nisan ayında Ramazan'da Cumhurbaşkanlığı e, Avrupa'dan giden STK temsilcilerine Sivil Toplum kuruluşları diyorlar işte. Orası yurt Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığı UET'de. Bunların heyetleri gidiyorlar Cumhurbaşkanı'na iftarına. Orada bir işte Avrupa'da gidenler tabii her, bütün STK'lar değil seçilmişler. Orada bu konu açılıyor ufaktan. Ama açanlar konuyu tam bilmedikleri için bir şeyler diyor. Cumhurbaşkanı da tabii konuyu bil tam olarak hakim değil. Ne diyor? Çağırın Lütfi Elvan'ı. Bakanı. Geliyor Lütfi Elvan. Biraz açıklamalar yapıyor. Ufak tefek şeyler söylüyor ama oraya gidenler tam konuyu bilmedikleri için yani bakanla Cumhurbaşkanı önünde soru e, cevap şekline geçeceksin. İşte bu kurbetçiye şöyle var. Ne oluyor? İşte orada STK temsilcileri, diğerleri ne diyor? İşte Cumhurbaşkanı'ndan güzel yemek yedik, iftar yaptık. Bir iftara da Alman Cumhurbaşkanı bizi davet etse sonucunu şey diyorlar. Adamların işleri güçleri protokol. Ama gerçek olarak e, kurbetçinin derdini, kurbetçiye bunun neye olacağını Cumhurbaşkanı'na orada anlatan yok. Ondan sonra o şeyden çıkanlar diyelim iftardan çıkanlar, resepsiyondan çıkanlar bir şeyler televizyonlara söylüyorlar ama tam tamına söylemiyor. Hala da Alman Cumhurbaşkanı'nın iftara davet hayallerinde. Ondan sonra çıkıyor 4 Mayıs'ta Hazine ve Maliye Bakanı işte paylaşım yapmadık, gurbetçi mağdur etmeyeceğiz diye açıklama yapıyor. Yani çalışıyor üstüne. Ondan sonra 3 hafta sonra da Cumhurbaşkanı imzalatıp paylaşıyor. Ona nedeni, onu da istişeysin aldık bilgisini. İşte tehdit ediyorlarmış, sıkıştırıyorlarmış. İşte tehdit edeni sıkıştıranların Kimler olduğu da bu videomda yine belgesi var. Arkadaşlar burada Cumhurbaşkanı'na bu iş doğru dürüst anlatılmamış. Getiriyor, ne? imzalıyor. Çünkü niye? Cumhurbaşkanı'nın bürokratları, ona onu getirecek kişiler tam tamına bu konuyu bilmiyorlar. Ben bunun bilgisini aldım. İleride anılarımı yazarsam da yazarım. Ama şimdi bazı kişilere zarar olur diye bu konuyla ilgili kaynak vermiyorum. En sonunda ne yaptım? Gittim size 15, 14 Temmuz 2021 tarihinde. Almanya dahil birçok ülkenin paylaşıldığının bilgisini alıp paylaştım. Ve ondan sonra da iki buçuk ay sonra ne yaptı? Başkaları da aynı şekilde devam paylaşım yapılmış diyor. İşte dün de izleyicim yazmış. Mesela Belçika'da bile Eylül ayının 20'lerinde ne olmuş? Haber olmuş kendi bilgilerin gittiğine dair. Ama diğer şeylere bakarsanız işte o televizyonlarda sizi soymaya çalışanlara onlara göre Eylül ayının 30'una kadar işlem yapıp Geri dersine diyorsunuz şunları çıkartın buradan şunları paylaşın diye emir veriyorsunuz ondan sonra paylaşılıyor diye yani ağzımı bozmayın böyle şeyler söylediler size paralarınızı kaptılar. Bundan Cumhurbaşkanı tam tamına haberi olsaydı arkadaşlar erteletebilirdik. Ben rapor yazdım ama raporum geç geç kaldı kaldık. Biz mesela paylaşım yapılmış. Ben 14 Temmuz'da ve birkaç gün önce değişik 3 kanaldan hatta 4 Cumhurbaşkanı'na iletmek için 3 sayfalık güzel net rapor yazdım. Bunun neye mal olacağını, gurbetçiye ve iktidara. Ama geç kaldık. Şimdi ne diyorum? Cumhurbaşkanı bu işten tam tamına haber dedi. Paylaşım oldu. Ama Cumhurbaşkanı'nın bir isteği ne oldu? Gerçekleşti. Kurbeci artık Türkiye ile bağını kesecek yavaş yavaş. Yaşadığı ülkeye de kalıcı olmak için adımlar atacaktır. Vatandaşlığı alın dedi. Vatandaşlığı alanlar ne oldular? Bundan daha az etkilenecek Öyle veya böyle her ülke vatandaşını bir şekilde korur. Ama vatandaşlığı olmayanlar e, büyük ceza alacaklar ki bazı kişiler özellikle iş adamları çok büyük cezalar alacaklardır, hapis cezasını gerektirecek cezalarda tamam iki senenin altındaki yatmıyor işte para cezasına dönüşüyor ama bir senenin üzerinde ceza aldığı zaman bir sene bir gün bile alsa onun o ülkeden sınır dışı edilme e, e, durumu oluyor onlar da bazı kişiler bunlarla karşılaşacaklardır arkadaşlar cumhurbaşkanı dediğim gibi bu konuda iyi bilgilendirmediği için bu işi böyle kurbetçi ateşe atıldı. Maliye Bakanı da eline işte eski Maliye Bakanlarından Naci Abal'dır, işte Berat Albayrak'tır onlardan elinde kalan ateş topunu attı, kurtuldu. Bir de gelelim şu konuya. Bazıları işte diyor ki buradan işte oy prileri kazanır Arkadaşlar İyi Parti bakınız. Ben bu konuda ne yapıyorum? Partiler üstü sizlere bilgilendirme veriyorum. İyi Parti'nin Almanya'daki temsilcisine soruyor vatandaş. Ne düşünüyorsunuz? Bizi koruyun işte bu otomatik bilgi bu konusunda. Ben de size bir şey söylemem, söyleyemem. Merkeze bir sorayım. Merkeze soruyor. Merkez diyor ki paylaşım taraf, yan taraftarıymış. İyi Parti. Yani Gurbetçi diyor ki hadi yolunuza. Şimdi MHP'de sessizlik var. HDP'de sessizlik var. Ondan sonra e, ne yap geliyoruz CHP'ye bakalım diyorsunuz. CHP'de de bir Utku Çakır çıktı bir şeyler söyledi. O da 2017'de sen buna oy birliğiyle karar almış mı meclis? Almışsın. O zaman gurbetçi bilgilendirmedin, sen de bilgilendirmedin. Ne yapıyorsun? Ee, ondan sonra bir, bir, biraz oy alırım diye teneke çaldı. Bunun mecliste görüşecek hali yoktu bundan sonra. Sadece Cumhurbaşkanı'na gidin. Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı bağırı çağır, hakaret ederek niyet davet et, kabul etsin seni adam? Doğru nazik davransana. Meclisin ötekindeki gelir dersi veya Hazreti Maliye Bakanlığı'na git derdini anlat. Gittin mi? Yok. Meclise geliyormuş. Önerge veriyormuş. Ee, ve Maliye Bakanı meclise uğramıyormuş. Onu eleştiriyor. Ya işte buradan siyasi çıkar peşinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı o kadar meclis kürsüsünden bir defa söylese ya bu gurbetçilerin sorunları var. Bunu gelin halledelim diye. Kamuoyu oluştursa. Yaptı mı? Ben görmedim arkadaşlar. Görenler buraya link koyarlar. Yok. Hep ne? Siyasi çıkar için peşine koşuyor. Bundan sonra gurbetçi sandığa gitmez arkadaşlar. Ben biliyorum gurbetçi. Gurbetçi gidip yani şimdi AK Parti'ye oy verenler %60'ı Cumhurbaşkanı'na oy vermişler biliyorsunuz. %70-75'e kadar olan ülkeler var AK Parti'nin yurt dışındaki oy potansiyelinde. %60. Ondan sonra %25 almış Muharrem İnce son Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Arada dünyanın farkı var. Ha bu sefere gider millet oy verir mi? Gider yani kızıp da e, AK Parti'ye CHP. Hayır arkadaşlar. Sandığa gitmez bu vatandaş. Bunu böylece bilin. Bu siyasetler, siyaset üstü bir durumdu. Buna bu şekilde yaklaşmamız lazımdı. Ama bazıları siyasi olarak yaklaştı. Mustafa Yener Ne oldu? 2017'de kendisi diyordu ki, video videomda yine belgesi var. E, kurbetçi mağdur etmeyeceğiz AK Parti'de olduğu zaman. O zaman bir, onun bilgisi, 2017'deki bilgisi, Ağustos ayında söylemiş bunu. Ben de olsaydı, şu ana kadar 215 video yapmıştım. E, 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 2019'un 31 aralığına kadar 2,5 sene zaman var. O 2,5 sene zaman zarfında Gurbetçi bilgilendirirdik, gurbetçi mağdur olmazdı. Sadece Norveç ve Letonya paylaşıldı biliyorsunuz 2018 verileri. Ama o zamana kadar büyük zaman vardı. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadı. Ondan sonra geldi Zafer Sırakaya ne oldu? Çıktı mecliste. Yalan söyledi gurbetçiyi bilgilendirdik. Ben de ne dedim? Sen yalan söylüyorsun. Zaten onu milletvekili yapmak hataydı. Yani UETD'nin ne faydası olmuş ki ne aktivitesi olmuş ki onun başkanını alıp milletvekili yapıyorsun. Öyle bir hale gelmişti AK Parti ki Avrupa'da toplantı yapamıyorlardı. En sonunda Bosna'da yaptılar. Niye? Izin vermiyorlardı. Bulundukları ülkelerden ülkelerle UET'de temsilcileri dadaşıyor. Didişiyor. Almanya ayar vermeye çalışıyor UET'de. Alman hükümetine. Ya sivil toplum örgütüsü. Bir ülkedeki sivil toplum örgütü dışa bir bağımlı olmaz. Zaten kuruluşunda, organizasyonunda hatası vardı. Bir sivil toplum örgütü veya ona yönelik bir şey kuruyorsan bunun yurt dışından bir bağ olmaması lazım manevi olarak desteklersin. Onlar kendi kendilerine ne yaparlar? Örgütlenirler. Yurt dışı Türkler akraba topluluklar başkanlığı ne yaptı? Onlar da zamanında bilgilendirme yaptı. Dışişleri mi temsilcileri ne yaptı? Dışişleri hiç. Burada Mevlüt Çavuşoğlu'nun da suçu var sadece diğerlerinin değil. Dışişleri de bilgilendirebilirdi gurbetçi. Bilgilendirdi mi? Yok. Tayyip Erdoğan 1998 yılında bana dedi ki biz gelince işi düzelteceğiz. 3 ay sonra görevden aldılar İstanbul Belediye Başkanı'ydı o zaman. 3-4 ay sonra Allah onlara iktidarı nasip etti. Ama iktidarlarında, yurt dışı temsilciliklerinde, dişişlerinin diplomatlarında, yurt dışında bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Şimdi Finlandiya'da bir sorun. 100 kişiye, size bir kişi büyük etinin adını söyleyemez arkadaşlar. Ama %100'ü yaklaşık Yakup Yılmaz'ı söyler. Niye? Her dertleri olduğu zaman ben onlara koşuyorum. Bu videolarımda ilk başta ne dedim? Finlandiya'daki gurbetçileri bu otomatik bilgi paylaşımında bilgilendirildiğinde Eylül başında yaptım. 25 Ağustos'ta öğrendikten sonra Eylül, Eylül başında 2020'nin. Sonradan bir de baktım ki dünyanın her tarafından ilgi oldu videolarıma. Şu anda kurbetçi bilgilendire bilgilendire 215. videomla karşınızdayım. Brezilya'dan tutun Singapur'a, Özbekistan'a, Bangladeş, yani Hindistan, Pakistan, yani öyle aklınıza alamayacağınız ülkelerden dahi, Kanada, Amerika zaten onlar normalde var, ee, videolarım seyrediliyor. Ve en fazla Almanya'dan şu anda Almanya %40'ların %40 önde ama yaklaşık %80'in üzerinde 80'e yakını dünyanın değişik ülkelerinden videolarım seyrediliyor. Filipinler bile var arkadaşlar. Evet. Niye? Çünkü doğru bilgi doğru şekilde kurbetçiye veriyorum. Vermeye de ne yapacağım? Devam edeceğim sizler arkadaşlar. Cumhurbaşkanından konuyu açtık. Cumhurbaşkanı bu otomatik bilgi paylaşımında gerçekten bunun gurbetçiye neye mal olacağını bilmiyordu arkadaşlar. Ama bir isteği gerçekleşti. gerçekleşti. Bulunduğunuz ülkenin de lerde artık bundan sonra kalıcı olursunuz. Türkiye'ye getirip bundan sonra e, arsa alan veya para e, yatırıp yatırmak şu bu işleri artık gurbetçi kolay kolay yapmaz. Elindeki gayrimenkulleri de çıkartmaya çalışır. Niye? Hollanda ve Belçika gayrimenkulleri gayri değişik gayri resmi yollardan tespit etmek için uğraşıyor. Bu arada tanımakla başlamış diyorlar. Ama otomatik bilgi paylaşımında gayrimenkullerin paylaşılması söz konusu değil. Çünkü gayrimenkullerle ilgili bir paylaşım yapamazsınız. Bu kişisel verilerin koruma kanununa aykırı. Ama her yılın son aralık ayının son mesai saatinde ki bankanızdaki hesap para hesap miktarını paylaşmak otomatik bilgi paylaşımına aykırı değil çünkü kişisel verilerin koruma kanunu bunda işlemiyor. Arkadaşlar sizleri yine bilgilendirmeye devam edeceğim YouTube kanalım aracılığıyla. Hepinize Helsinki'den selamlar, kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. 5 soruda finansal bilgilerin otomatik paylaşımı bulunan fakat başka bir ülkede yerleşik olan kişilerin hesap bilgilerini, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeyle karşılıklılık temelinde her yıl otomatik olarak paylaşacaktır. Türkiye'deki finansal kuruluşlarda tutulan finansal hesap bilgilerinden, hesap sahibinin isim ve adresinden yerleşik olduğu ülkedeki vergi kimlik numarasına, bakiyesinden hesaba ödenen yıllık toplam bürüt gelirine kadar tüm bilgiler, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeye aktarılır otomatik bilgi paylaşımı gayrimenkul ya da emekli maaşı gibi bilgileri kapsamaz. 2. Neden otomatik bilgi paylaşımı yapılmaktadır? Uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığı amacıyla yapılan bu bilgi paylaşımı tek taraflı bir süreç değildir. Paylaşımda bulunmayan taraf ülkelere, kara listeye alınma ve uluslararası finans sisteminden izole edilme gibi yaptırımlar öngörülür. 3. Hangi ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı yapılacaktır? Türkiye 2020 yılında toplam 54 ülke ile paylaşımda bulunacak. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda'dan oluşan 5 AB ülkesiyle teknik altyapı oluşturulamadığı için 2020 yılında paylaşım yapılmayacaktır. Paylaşım yapılan ülke listeleri her yıl yenilenmektedir. 4. Otomatik bilgi paylaşımı nasıl yapılacaktır? Otomatik bilgi paylaşımındaki bilgiler, paylaşım yılından önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar olan kayıtları içerecektir. 5. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda hesap sahibinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Yurt dışında yerleşik kişilere ait finansal hesapların başvuru, dilekçe, itiraz ve dava gibi yöntemlerle otomatik bilgi paylaşım dışında bırakılması mümkün değildir. Aksine, vaatlerde bulunan kişi ve şirketlere itibar edilmemelidir. Kendisi fiilen Türkiye'de ikamet etmekte olmasına rağmen, banka kayıtlarında yerleşim yeri yurt dışı görünen kişilerin de adres bilgilerini düzeltmeleri gerekir. Finansal hesap bilgilerinin vergi konularında karşılıklı olarak otomatik paylaşım standardı bilgilendirme rehberinden derlenmiştir.